Canlarım benim selamlar yine önemli bir mevzu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. TET Matematik tekrarları hakkında konuşacağız. Checkup Up TET Matematik adını verdiğimiz bu seride sorular ve konu denemeleri üzerinden nasıl TET Matematik tekrarı yapılır? TET Matematik'te sıkıntılı noktalar, TET Matematik'teki eksikler, gedikler, TET Matematik'teki sorunlar nasıl belirlenir? Nasıl tespit edilir? Nasıl analiz edilir? Ve nasıl giderilir? Bunların hepsiyle ilgili de ayrıntılı dilim döndüğünce size bu mevzuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2025 TYT Matematik Kampımız çok verimli, çok keyifli, çok güzeldi. 140 derste size konu anlatım kitabından TYT Matematiği A'dan Z'ye anlattım. Ve her ders için verdiğim ödevlerle Soru Bankası'ndan anlattığım her şeyi tekrar ettiniz ve pekiştirdiniz. Bazılarınız başka ödev kitapları da kullandınız ve sonuç olarak TYT Matematik'te bütün konuları gördük, görüyoruz ya da görmeye başladık. Çünkü herkes kampı bitirmiş değil. Bazılarınız baştasınız, bazılarınız ortadasınız, bazılarınız sonuna geldiniz, bazılarınız bitirdiniz, araya zaman da koydunuz. Hepiniz için ortak bir durum var. TET tekrarlarını nasıl yapacağınızı bilmeniz ve o yönde ilerlemeniz buna karar vermeniz gerekiyor. Şimdi ben size burada bir yol göstereceğim. TYT matematikte en güzel tekrarlar soru üzerinden yapılır arkadaşlar. Çünkü TYT matematik konuları AYT gibi değil. AYT'de bir konu hakkında bilmeniz gereken çok fazla şey var. TYT'de öyle değil. TYT'de bilmeniz gereken şeyler az ama yapmanız gereken pratik çok fazla. O yüzden AYT'deki konu çalışmalarıyla TYT'deki konu çalışmaları pek bir değil. Tekrar çalışmaları da o yüzden bir değil. TYT matematikte çok daha az eforla sorular üzerinden yapacağınız tekrarlarla TYT matematiğin matematiğinizi güzel bir noktaya getirebilirsiniz. Ee, şimdi biz bunun için Check Up TYT Matematik adı altında bir şey yaptık. Kimle yaptık? Hangi kaynak kanalından kaynak koçu İbrahim Hoca ile beraber yaptık. Aslında biz TYT matematikte baştan beri sizlere kontrol ve değerlendirme denemeleri paylaşıyoruz. Niye paylaşıyoruz? Öğrendiklerinizi belli periyotlar halinde denemeler üzerinden pekiştirin diye. İşte bu paylaştığımız denemeleri analiz tablolarıyla ve kamp programıyla beraber birleştirdik ve bir check up TYT matematik çalışması haline getirdik. Ve bu çalışma aslında size TYT matematiği sorularla tekrar ettiren bir branş denemesi tadında oldu. 300 sorudan oluşan bir çalışma oldu. Analiz tabloları ve ee, kamp programı hariç. Ve biz bunu size tamamen ücretsiz olarak paylaşmaya karar verdik arkadaşlar. Zaten denemeleri sizle ücretsiz paylaşıyorduk. Bunları da bir araya getirdik ve hem erişiminiz kolay olsun hem takibiniz kolay olsun hem de bunun üstünde daha derli toplu konuşalım diye Check Up TET Matematiği tamamen ücretsiz olarak sizin tekrar çalışmaları yapmanız için sunuyoruz. Tabi şöyle bir şey de var. Bazı arkadaşlar ben böyle tekrar çalışmaları ya da bu tarz böyle PDF üzerinden, döküman üzerinden yaptığım çalışmalarda hocam biz bunları hani çıktıyla onunla bununla falan uğraşmadan direkt edinebilelim diyorlar diye bir de opsiyon koydum ve bunu kitap haline de getirdim. Kitap haline getirmek benim hoşuma gidiyor. İşte kapak yapıyoruz, bir ete kemiğe büründürüyoruz. Böyle elimizde tutabiliyoruz falan güzel oluyor. O yüzden bu Check Up TYT nasıl edinebileceğinizin linki de videonun açıklama kısmında bunun direkt matbaaya gönderdiğimiz PDF hali. Tamamen ücretsiz hali de videonun açıklama kısmında arkadaşlar. Birazdan içeriğinden zaten bahsedeceğim. İçeriğinden çok nasıl kullanacağımız çok önemli. Bakın arkadaşlar TYT matematikte yaşadığımız en büyük problemlerden birisi şu hep duyarım. Hep siz de etrafınızdan duyarsınız. Siz zaten bunları yaşamaya da başladınız. Hocam TYT matematik netlerim artmıyor. TYT matematik belli bir seviyeye geldi, oradan sonra atıyorum 26'dan 30'a çıkarmakta çok zorlanıyorum mesela ya da işte 15'ten 20'ye çıkarmakta. TET matematik arkadaşlar çalışma maratonu olarak boyu çok uzun olan bir çalışma maratonu. AYT matematik gibi verdim aldım emeği verdim karşılığını aldım gibi değil. TET matematikte yaptığınız tekrarlar AYT matematikteki gibi somut değil. AYT matematikte çok daha fazla o konu hakkında bilmeniz gereken şeyler var. TET matematikte bunların sayısı çok az. TET matematikte konu anlatım adına Bilmeniz gereken şeyler az ve çok az eforla çok iyi bir tekrar yapabilirsiniz. İşte bu tekrarları yapmak için check-up, TET matematiği kullanacağız arkadaşlar. Ee, çok güzel bir çalışma oldu. Ben emsalsiz olması, e, örneğinin olmaması ve... Ee, gerçekten kampla hem birebir uyumlu olması hem de analiz tablolarıyla size bütün eksiklerinizi böyle yüzünüze şlap diye vurması itibariyle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl kullanacağımızı gelin beraber şöyle bir bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi Bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Check up TYT Matematik isteyen arkadaşlar ben direkt renkli kitap formatında hocam benim ayağıma kadar gelsin diyen arkadaşlara videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. Yok hocam ben bunu tabletimden yazacağım. Ben bunu gideceğim kırtasiyeden renkli ya da siyah beyaz çıktı alacağım. Ama hepsini çıktı alacağım önüme koyacağım diyen arkadaşlar için PDF ücretsiz PDF versiyonu da e, videonun açıklama kısmında mevcut. Hatta yorum kısmına da isterseniz sabitlerim. Kapağına kadar her şeyini koydum yani hiçbir eksiğiniz kalmaz diye. Arkadaşlar şimdi check up TYT matematik bir soru dağılım tablosuyla başlıyor. Bu soru da dağılım tablosu niye önemli? Bu aslında bizim soru bankalarına koyduğumuz hani bu konuda bu kadar soru var. Ee, bu konudan bu kadar ÖSYM sorar sorusu bu kadar temel tanım sorusu koymuşuz demek için yaptığımız bir soru dağılım tablosu değil. Burada kontrol denemelerini tabi şu anda biraz yatay duruyor ee, sığdırabilmek için. Burada kontrol denemelerini sarmal gittiğine lütfen dikkat edin. Birinci kontrol denemesinde ilk 5 üniteden İkincisinde işte ilk 7 üniteden, üçüncüsünde ilk 10 üniteden, dördüncüsünde ilk 12 üniteden. Yani aslında kontrol denemeleri 10. denemeye, son denemeye bile gelseniz ilk denemedeki ...öğrendiğiniz ve ilk ünitedeki gördüğünüz eksik olabileceğiniz sorulardan... ...konulardan karşınıza soru getirmesi itibariyle sarmal yapıda olması bizim için çok önemliydi. Burada siz hangi konudan kaç tane soruyla o konuyu tekrar ettiğinizi güzel bir şekilde anlayacaksınız. Burası analiz tablosu değil, analiz tablolarına birazdan geleceğim zaten. Burada şu anda sadece kontrol denemelerinde hangi konudan kaç tane soru var onu görüyoruz. Bakın burada birinci değerlendirme denememiz var. Burada sadece bu konulardan var. Şurası ikinci değerlendirme denemesi. Değerlendirme denemeleri sarmal yapıda gitmiyor. Onlar sadece problem öncesi, problem ve problem sonrası konuları içeren 30 soruluk denemeler. Ama kontrol denemeleri 10, 15 sorudan başlıyor. 15, 20, 25 sorulara kadar çıkıyor. Ve toplamda 290 tane soru var. Yani aslında ve az önce söylediğim gibi size sorularla TYT matematiği tekrar ettiren bir branş denemesi aslında bu. Ve TYT matematikte sorularla tekrar etmek çok önemli. Üstüne basa basa söylüyorum. AYT matematik gibi konu çalışacak bir şey yok TYT'de. TYT'de zaten üslü sayıları bir kere benden dinlediyseniz bilinmesi gereken her şeyi öğrenmişsiniz demektir. Sadece soru pratiğiniz ve hızınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar aslında sorular üzerinden bu şekilde konu denemeleri üzerinden gitmeyi tekrar yapmayı biz mantıklı buluyoruz ve bunun da çok fayda sağladığını gördük. Bu senede sizde fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Check Up TYT Matematik programında bakın 10 tane kontrol noktası yani 10 tane kontrol denemesi 3 tane de değerlendirme denemesi var. Bunların denemelerini çözüp analiz tablolarını doldurdukça buraya tik atmanı istiyorum. Hani burası ilerleyişimizi görebilmek adına, denemeleri çözebilmek adına önemli. Bakın burada da kontrol noktalarının yani birinci kontrol denemesi, ikinci kontrol denemesi. Yani kontrol denemelerinin hangi günlerin aralıklarını kapsadığı var. Yani sen bunları hangi günlerde uygulayacaksın kendine? Şimdi şöyle diyeceksin hocam şimdi çok güzel check up, tf, matematik. İyi de ben buradaki 10 tane kontrol denemesini ne zaman uygulayacağım kendime? Kampın bitiminde mi, başında mı, sonunda mı? Aslında şöyle biz birinci kontrol denemesini 7. günün sonunda uygulamanı istiyoruz. İkinci kontrol denemesini 14. günün sonunda. Üçüncüsünü 22. günün sonunda. Dördüncüsünü 28 sonunda. Beşincisini 36 sonunda. Altıncısını 44 sonunda. Yedincisini 49 sonunda. Sekizincisini 58 sonunda. Dokuzuncusunu 64'ün sonunda. Onuncusunu da kampın sonunda uygulamanı istiyoruz. Değerlendirme denemeleri de bakın şurada. Bakın birinci değerlendirme denemesi dördüncü kontrol noktasından sonra çözülecek. İkinci değerlendirme denemesi 7. kontrol noktasından sonra. Üçüncü değerlendirme denemesi de zaten kampın sonunda çözülmesi gereken değerlendirme denemesi. Değerlendirme denemeleri birazcık daha kapsamlı. Orada sadece mesela birinci değerlendirme denemesinde ilk 11 üniteden sorular var. Biraz daha kapsamlı, biraz daha nitelikli sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Ve bunların hepsinin birazdan analiz tablolarının altında çözme süreleri ya da deneme formatında değil de tekrar formatında çözmek isteyen arkadaşlar için ekstra bir önerim de olacak. Bak şimdi bu içerikte tamamen denemeler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deneme analiz tablosu. Analiz tablosuna geleceğim şimdi. İkinci kontrol denemesi bunun analiz tablosu. Üçüncü kontrol denemesi bunun analiz tablosu. Dördüncü kontrol denemesi bunun analiz tablosu şeklinde ilerliyor. Soru dağılımını zaten başlangıçta göstermiştim. Şimdi siz kontrol denem, birinci kontrol denemesini 7. günün sonunda açıyorsunuz. Hocam ben kampı bitirdim. E bitirdiysen o zaman sıradan çözmeye başlayabilirsin. Eğer aşama aşama gidiyorsan yani TYT kampıyla beraber götürüyorsan buradaki günlere uy. Ama ben TYT kampını bitirdim diyorsan o zaman en baştan sona bütün denemeleri çözebilirsin. Bakın 7. günün sonunda açtınız ve birinci kontrol denemesini çözmeye başladınız. İki ihtimaliniz var. Bir deneme formatında çözeceksiniz. Eğer kendinize güveniyorsanız TYT matematikte belki geçen seneden çalıştıysanız ya da bu seneden çalışıp hocam ben dersi de çok iyi dinledim. Ödevlerimi de çok iyi yaptım. Ben zaten çoğu soruyu boş bırakmadan tak 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 yapıyorum. Bir bölüm bitirme testinde, Ado testinde 10 tane soruda benim 2 tane yanlışım maksimum çıkıyor. 3 tane çıkıyor diyorsanız deneme formatında çat 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 ilerleyebilirsiniz. Çözersiniz 15 tane soruyu, ondan sonra analize başlarsınız. Ya da hocam ben TYT matematiğe yeni başladım. Yani yeni başladım derken bu sene ilk defa başladım. TYT matematiği ilk görüyorum. Hani konulara yeni yeni ısınıyorum. Hani ben e, denemede kendimi bir stres altında, tedirginlik altında hissediyorum diyorsanız... ...o zaman da arkadaşlar çözüm yönteminiz tamamen konu tekrarı tadında olacak. Yani çözmeye uğraşacaksınız, asla ve asla kendinize süre vermeyeceksiniz eğer tekrar formatında çözüyorsanız, deneme formatında çözmüyorsanız. Yani bir denemeyle tekrar yapma var, bir de düz tekrar yapma var. Düz tekrar diyorsanız o zaman süre belirtmek sizin soruları getirebildiğiniz noktaya kadar getirebileceksiniz. Getireceksiniz. Çözebildiğiniz yere kadar soruları çözeceksiniz. Ondan sonra 15. sorunun bitiminde Birinci kontrol noktasının analiz tablosunu açacağız. Analiz tablosu nasıl okunur? Bundan bahsediyorum. Arkadaşlar bir kere burada cevap anahtarı var bakın. Birinci sorudan 15. soruya kadar cevap anahtarı var. Cevap anahtarını bir de PDF'in yani kitabın Tam arka tarafına da koydum. Hani belki toplu kontrol etmek istersiniz diye şuraya da şöyle cevap anahtarı koydum arkadaşlar. En arkaya cevap anahtarı yerleştirdim yani. Ee, burada kontrolünüzü ister buradan ister en arkadaki cevap anahtarından e, cevap anahtarı kontrolünüzü sağlıyorsunuz. İşte e, birinci soru doğru, ikinci soru doğru, üçüncü soru yanlış, yanlış, e, boş... Doğru, doğru diye gidiyor bu şekilde. Şimdi doğrularda problemimiz yok zaten. Doğru çözdüğünüz soruların zorluk seviyelerine bakın. Nasıl bir soruyu doğru çözmüşsünüz? 2 ee, numaralı kolay bir soruyu mu? İşte 3 numara orta bir soruyu mu? 4 numara orta zor bir soruyu mu? 5 numara zor bir soruyu mu? Yoksa 1 numara çok kolay bir soruyu mu? Bunları aslında buradan görebilirsiniz. Şimdi e, yanlış çözdüğümüz bir soru üzerinden şu satırı bir bakmaya çalışalım. Bakın üçüncü soruyu yanlış çözmüşüz tamam mı? Yani biz B demişiz, cevap A olmuş mesela buradaki gibi. Kaçlık bir soruyu çözememişiz, üçlük bir soruyu çözememişiz. Bu bizim için önemli verilerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bakın, burada 1-5, 15, 16, 17 yazıyor. Bunlar bu pozitif, negatif sayılardan size sorduğumuz birinci kontrol noktasındaki üçüncü sorunun bu sorusunun içerisinde kullanılan teorik bilgiler. Buradaki poster. ...formül yazan yer... ...yani konu kontrolü dediğimiz... ...acaba konuda bir eksikliğin mi var... ...o yüzden mi yanlış yaptın... ...diye kontrol etmen gereken yer... ...posterlere nasıl, nereden ulaşabiliyorsun... ...posterlere bakın burada... ...kitabın e, ilk sayfasında... ...kamp programı sayfasında... ...formül posterleri için kare kodu okuttuğunuz... ...dediğim yerde kodu okutarak... E, ...şuraya gidiyorsun... ...kodu okutuyorsun... ...sonra buradan orada zaten numaraları yazıyor... 1, 5, 1, 6 ve 1, 7 numaralı posterlere bakıyoruz. Orada konu eksiğin var mı yok mu? Teorik olarak bir şeyde eksik misin onu bir belirliyorsun. Bu bir. İkincisi burada video kontrolü var. Ne demek video kontrolü? Acaba bu pozitif negatif sayılarla ilgili e, o videoyu görmek ister misin? O video birinci günün ikinci videosuymuş. Yani ben pozitif negatif sayıları birinci günün ikinci videosunda anlatmışım. Yani oraya gidip şöyle hızlı bir tekrar yapmak isteyebilirsin. Ya da e, böyle bir lokal tekrar da yapmak isteyebilirsin. Şimdi geldik soru kontrolü. Soru kontrolü en önemli yer. Bakın bu üçüncü yanlış yaptığın üçüncü soru var ya. Bu sorunun benzer kazanımındaki soruların hangi sorularda olduğunu gösteriyor sana bu. Bunun Ona 3 ne demek biliyor musun? Video ders kitabından yani konu anlatım kitabından 10. sayfa 3. soruya git. O soruyu tekrar çöz bu soruyu çözebilir hale geleceksin. 10. soru 6. soruya git. Aynı şekilde bu soru da bu üçüncü pozitif negatif sayılar kazanımıyla benzer kazanıma sahip. Bu konu anlatım yani video ders kitabı tarafında. Bir de soru bankası tarafındaki muhabbet var. Soru bankasında da sana ödev verdiğim kısımda da hani senin ödevleri aslında yapmış olman lazım. Nedir? 10. sayfa 4. soru arkadaşlar. Soru bankasından gidiyorsun sana verdiğim ödevden. 10. sayfa 4. sorudaki soruyu bir daha çözüyorsun. Çünkü o soruda yanlış yaptığın soruyla birebir aynı kazanımları içeriyor. İşte bu konu kontrolü, video kontrolü ve soru kontrolünü yaptığın sürece artık bu kazanımdan asla ve asla soru kaçırmaz. Aynı şeyi e, dördüncü soru için, boş bıraktığın sorular için e, bazen doğru yaptığın ama biraz hani şansa bala doğru yaptım dediğin sorular için bile gerçekleştirebilirsin. İşte analiz tablosunu bu şekilde güzelce doldurursan hiçbir problem kalmayacak. Bu arada ben denemelerdeki soruların da çözümlerini izlemek istiyorum diyorsan her denemenin üstünde kare kod var. Kare okutarak denemelerin çözümlerine de ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci denemeyi bu şekilde bitirdik. Buraya notlarınızı alabilirsiniz. Bakın buraya bir ideal süre yazmışım. Bu 15 soru için 30 dakika ideal diyorum ama bu ideal süre. Ne demek bu? TYT matematiği her türlü halletmiş ve sınava girmeye hazır bir öğrencinin çözmesi gereken süre. Sen bu süreyi arttırabilirsin. Sen bu süreyi tutmadan da yapabilirsin. O senin akademik durumuna göre. Yani tyT Matematik'te başlangıç seviyesindeyseniz 30 dakikada çözeceğim diye kendinizi zorlamanızın anlamı yok. Burada önemli olan bu sorular üzerinden bu konuların tekrarını yapabilmeniz arkadaşlar. O yüzden bu kadar ayrıntılı bir çalışma yaptık. Buraya işte doğrunuzu, yanlışınızı, boşunuzu ve netinizi buraya da bu denemeyle alakalı işte şuralarda eksiklerim varmış falan diye notlarınızı alırsanız e, aslında bundan sonraki süreç içerisinde de geri dönüp baktığınız zaman tekrar çalışmalarını nasıl yaptığınıza bir referans olmuş olur sizin için. Bu arada kullanım kılavuzu benim anlattığım her şeyi burada madde madde halinde de anlattık arkadaşlar. Hani bu nasıl yapılıyordu ya falan diye videoyu açmadan da kullanım kılavuzundan bakabilirsiniz. İşte ikinci kontrol noktasına gel denemesine geldik. İkinci kontrol denemesinde aynı şekilde çözüyorsunuz, bitiriyorsunuz, analiz tablosunu dolduruyorsunuz. Sonra 3'e geldik, 3'ü de dolduruyorsunuz. Sonra 4'e geldik. 4'ü de doldurduktan sonra arkadaşlar ee, birinci değerlendirme denemesi geliyor. Değerlendirme denemesi 30 sorudan oluşuyor. Biraz daha sağlam soruları barındırıyor içerisinde. Bakın ideal süresi de daha fazla 60 dakika ideal süresi var. Aslında e, 30 soru TET matematikte de 30 tane soru çıkıyor. Bakın arkadaşlar. E, burada yine aynı kontrol noktasındaki gibi analiz tablomuzda bütün detaylar, bütün ayrıntılar yer alıyor. Ama farkındaysanız biraz daha sarı turuncu ve kırmızı ağırlıklı. Burada artık nitelikli soruları görüyorsunuz. Konu anlatımında da çok gördünüz mor sorularda, efişin adolarda da, bölüm bitirmedelerde de. Ama bu gördüklerinizi, bu çözdüklerinizi acaba deneme formatında ya da tekrar formatında nasıl, ne kadar ne ölçüde doğru yapabiliyorsunuz? Aslında biraz bunları da görmüş olacaksınız. Canınızı sıkmak, moralinizi bozmak için değil bilakis eksiklerinizi size göstermek ve sınav esnasında ya da branş denemelerini seri bir şekilde çözeceğiniz süreç, sürede o dönemde yaşayacağınız şeyleri önceden yaşayıp bunlara önlem almak amacıyla check-up teyatı matematiği devam ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonra 5. kontrol denemesiyle beraber bunu ilerletmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir branş denemesi. Yani tamamen size her şeyi ayrıntılı bir şekilde gösteren bir branş denemesi... Ee, ...ve konu tekrarı yaptıran bir branş denemesi tadında e, oldu aslında check-up serimiz. Ben güzel olduğunu ve verimli olduğunu düşünüyorum. Buradaki 300 sorunun size hem akademik olarak faydalı olacağını... ...hem ufkunuzu açan çok fazla sorunun bulunduğunu hem de size... Öğrendiğiniz, emek harcadığınız, üzerinde çok vakit harcadığınız, saatlerinizi verdiğiniz, konularda yırt çırpındığınız ödevleri çözerken e, artık hani çok böyle zorlandığınız noktalarda o verdiğiniz emekleri böyle daha boyu kısa, daha böyle pratik olan hareketlerle nasıl biraz daha böyle verimli hale getiririz, verimli kılarız. Aslında bunun çalışmasını yapmış olduk e, TET check-up TYT Matematik'te. Bunun AYT'sini de yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz AYT kampımızda şu anda siz bu videoyu izlerken bilmiyorum ne zaman izliyorsunuz ama AYT kampı da devam ediyor. E, check-up AYT Hani sizin yorumlarınız da benim için önemli. Check-up ayeti yapalım mı yapmayalım mı bu da bizim için önemli. Check-up TYT Matematik yani son olarak şunu da söyleyeyim sizinle paylaşmak e, istiyorum. Arkadaşlar yani şununla şu e, uğraştığımız beraber ekipçi uğraştığımız özellikle tabii ki İbrahim Hoca'nın da bu konuda çok ciddi emeği var. Beraber yaptık bu projeyi. E, bu bizim... E, yani geçen sene kurduğumuz bir hayaldi. Ne dedik? Hiçbir şey öğrencimizin ihtiyacı kalmayacak. Konu anlatımını dinleyecek. Ondan sonra gerekli ödevleri yapacak. Ondan sonra da tekrarları yapacak. Ve TYT Matematiği baştan sona halledecek diye bir kurduğumuz hayaldi. Bence bu hayal hayalde sizlerle beraber, sizlerin emeğiyle beraber gerçek olacak diye düşünüyorum. TYT Matematiği bu güzel çalışmayla... E, TET check-up'la ...noktalamış olacağız. Bu arada e, aslında çok ayrıntılı bir çalışma olduğu için bazı arkadaşların kafasına oturmayan şeyler de olabilir. O yüzden CheckUp TET Matematik ile ilgili bir canlı yayında yapıyor olacağız İbrahim Hoca ile beraber. Bu canlı yayında biraz soru cevap üzerinden de gideceğiz. Yani Check Up TYT matematikte aklınıza takılanları da biraz aslında yanıtlamış olacağız. Belki siz bu videoyu izlerken ben o canlı yayını İbrahim Hoca ile yapmış ve onun linkini de ya bu videonun açıklama kısmına ya da yorum kısmına sabitlemişimdir. O yüzden lütfen onu da kontrol etmenizi istiyorum. Ee, onun dışında yorumlara kafanıza takılanları, hocam burayı nasıl yapacağım, şurayı nasıl yapacağım derseniz e, onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Check Up TYT Matematik gözümüzün nuru. E, bu da artık sizin tarafınızdan verimli bir şekilde yapılsın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kafanıza takılan her şeyde hem yorumlarda hem de yayınlarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.